Merhaba arkadaşlar, ben Almanca öğretmeniniz Erhan Özdemir. Hollanda, Amsterdam'dayım şu an. Tekne turu yapacağız birlikte. Amsterdam arkadaşlar, Amstel nehrinin, dam da barajın anlamı, yani Amstel şehrinin barajı anlamına gelen iki kelimeden oluşuyor arkadaşlar. Burası aslında daha önceden bir nehirmiş, onun ardından baraj haline alıyor ve iki kelime bir araya geldiğinde Amstel ve Dam, dolayısıyla Amsterdam ismini oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Merkez istasyonu görüyoruz. Müthiş bir yapı. Evet, saat kulesini ve ardından burada armasını, şehrin armasını görüyoruz. Ve hemen sol tarafta da rüzgar gününü anımsatan ya da yönünü rüzgarın yönünü gösterdiğini tahmin ettiğim, çünkü bu ibre sürekli dönüyor, dolaşıyor arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız biz bunu Almanca kolay videolarında yönler konusunda görmüştük ayrıntılı bir şekilde. Kuzey için neydi arkadaşlar? Nord. Doğu için Osten. Batı için Westen. Ve güney için de Süden demiştik. Ancak burada bu dilde Süd Z işaretiyle ifade ediliyor. Gene bu kulenin altında arkadaşlar çok enteresan kabartmalar var, tasvirler var. O dönemin kralını, soylularını, savaşçılarını ve önemli insanlarını anlatan kabartmaları görüyoruz. Evet, birazdan sizlerle bu meydandan kalkan kanal turu yapan tekneler tekneyle açılıyor olacağız. Evet, bunlarla birazdan sizlerle tura başlayacağız, hazırsanız arkadaşlar. Dans eden evler diye adlandırılan bu evler arkadaşlar, tarihi bir yapı. Dolayısıyla bunların üzerine çivi bile çakılamıyor. Bunların hepsi devlet tarafından korunan binalardan oluşuyormuş. Gördüğünüz üzere tabii şehir birçok kanalı birbirine bağlıyor. O anlamda çok ilginçlikler barındıran sürprizlerle dolu bir şehir. Brücke görüyoruz arkadaşlar. Diamond
Diamonds Are Forever şarkısı filminin, James Bond filminin çekildiği, James Bond severler bilecektir mutlaka. Bu köprüde çekilmiş sahne. Burada bir zamanlar nakliye üzerine birçok şirket iş yapıyormuş. Ve çeşitli gemilerin ahşapları yine burada onarlıyormuş. Bu ve Amstel ve Dam kelimelerinden oluşan iki kelime, aslında iç baraj anlamına gelen, bugünkü Amsterdam'a evrilen Amstel ve Dam kelimelerini bir araya getiriyor ve Amsterdam oluşuyor. Yani bu isim ve aslında baktığınızda bir iç deniz, bir barajdan ibaret bir liman kent ve birçok tabi kanalı birbirine bağlayan ilginç güzellikte, çok keyifli bir, o kadar da romantik bir şehir. Rue de Chance 1640'ta, evet burası 1640 yılında kurulmuş arkadaşlar. Motelbaum Kulesi, müdafaa kulesiymiş. Deniz kuvvetlerinin bulunduğu bu bina arkadaşlar 17. yüzyılda, sadece 9 ay içerisinde kurulmuş. Osterdok arkadaşlar. Ana limanmış bir zamanlar. O dönemde tabi buralar insan kaynıyormuş. Buğday, bira, ağaç, Hollanda tereyağı ve balığını getirip götürüyormuş bu binalar. Avrupa'nın ilk ve en büyük Çin restoranı arkadaşlar. Bunun tam karşısında Chinatown'un karşısında bulunuyor. Burası Avrupa'nın en eski Çin mahallelerinden birisiymiş arkadaşlar. Amsterdam'ın botanik bahçesi, 375 yıldır varmış arkadaşlar burası.